Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 11. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğal sayılarda büyüklük-küçüklük ilişkisi. Evet çocuklar, sayılarımızı karşılaştırırken aralarına bazı semboller kullanırız. Bunlar büyük sembolü, küçük sembolü ve eşit sembolüdür. Büyük sembolünü biz bu şekilde, küçük sembolünü biz bu şekilde kullanırız ve eşit sembolünü de bu şekilde kullanırız çocuklar. Size yardımcı olsun diye büyük sembolünün başında şöyle bir çizgi olduğunu düşünün. B harfine benziyor. Küçük sembolünün de başına şöyle bir çizgi koyduğunuzda K harfine benziyor. Küçük olduğunu gösteriyor. Bir de şu timsah ağzını hatırlamanızı isteyeceğim sizden çocuklar. Timsahın ağzı büyük olanı gösteriyor çocuklar. Bakın burada timsahın ağzı büyük olanı gösteriyor. Eğer baştaki küçükse arkasını dönüyor. Eğer baştaki büyükse ağzını dönüyor çocuklar. Bakın burada sayılarımız var. 25 ve 37 sayısı var. Burada ilk olarak baştaki sayıya bakıyoruz. Bu baştaki sayının küçük olduğunu gördüğümüz için sırtını dönecek. Yani şöyle bir işaret koymamız lazım araya ki bu da küçüktür işaretidir çocuklar. Tabii ki sayıları karşılaştırırken şu iki duruma dikkat etmemiz lazım çocuklar. Birinci bakacağımız durum sayıların kaç basamaklı olduğudur. Bakın bu 3 basamaklı, bu 2 basamaklı. Gördüğünüz gibi daha başka hiçbir özelliğe bakmıyorum. 3 basamaklı olan büyüktür. Eğer basamak sayıları aynıysa, ilk olarak basamak sayılarına bakacağız dedik ya çocuklar. Eğer bu sayı aynıysa, bakın bu da 3 basamaklı, bu da 3 basamaklı. Sonraki aşamamız ise çocuklar, en büyük basamağından başlayıp eşitlik bozulana kadar geriye gelmek. Bakın en büyük basamağı 2, bunun en büyük basamağı 3. 2 ile başlayana diyoruz ki, bu 3 ile başlayana göre küçüktür. Yani 234 küçüktür. 334'ten. Bakın 3'er basamaklı sayılar. Ve en büyük basamağına bakıyoruz demiştik. Bu iki kuralı öğrendik. Ama görüyorum ki en büyük basamağına baktığımda eşitlik bozulmamış. O zaman ne yapıyoruz demiştik çocuklar? Hemen yanındaki basamağa bakıyoruz. Biri dörtle başlıyor, diğeri üçle başlıyor. O zaman diyorum ki en baştakine dörtle başlayan daha büyüktür çocuklar. Örneklerimizle bu konuyu daha iyi anlayalım çocuklar. Aşağıda verilen doğal sayılarda büyük olanın kutusunu boyayınız diyor. Hangileri büyüktür diyor. Şimdi sayıları karşılaştırırken şu duruma dikkat ediyordum. İki basamaklı, iki basamaklı. Eşitlik bozulmadı. Sonra en büyük basamağına bakıyorum. Bu 7 ile başlıyor, bu 8 ile başlıyor. Dolayısıyla büyük olan budur. Bakıyorum 3 basamaklı, 3 basamaklı. Eşitlik bozulmadı. En büyük basamağı 8, 8 gene bozulmadıysa yanındakine bakıyorum. 2 bu da 8. Evet, büyük olanın bu olduğunu görüyorum. Yaptığımız sadece bu kadar çocuklar. 3 basamak, 3 basamak. 2 2 eşitlik bozulmadı. 3 3 eşitlik yine bozulmadı. 5 4. Evet, büyük olanın bu olduğunu görüyorum. 2 basamaklı, 2 basamaklı. Eşitlik bozulmadı. 6 5. Evet 6'nın büyük olduğunu görüyorum. Bakın 3 basamaklı, 2 basamaklı çocuklar. Dolayısıyla hemen 3 basamaklının büyük olduğunu söyleyebilirim. Eğer bunu yapmadan şunu yaparsam hata yapmış olurum. 9 ile başlıyor, 9 ile başlıyor, 8 ile başlıyor, 8 ile başlıyor diyemem. Çünkü bu yüzler basamağı, buradaki 9 ise onlar basamağını temsil ediyor. Bakın 3 basamak, bu da 3 basamak. Evet 1 ile başlıyor. Bu da 1 ile başlıyor. 4 ile başlıyor. Bu 0 ile başlıyor. Demek ki büyük olan bu. Hızlanalım. 3 basamaklı ikisi de. Bu 6 ile başladığı için daha büyüktür. 3 basamaklı ikisi de 3 ile başlıyor. 3 ile başlıyor. 1 ile devam ediyor. Bu da 1 ile devam ediyor. Eşitlik halen bozulmadı. Bu 5, bu 6. Evet büyük olanı böylece bulduk. Bakın ikisi de 3 basamaklı. Ama bu 9 ile başladığı için daha büyüktür. 3 basamaklı ikisi de ama bu 4 ile başlıyor. 3 basamaklı ikisi de bu 8 ile başlıyor. 3 basamaklı ikisi de ve ikisi de 4 ile başlıyor. O zaman yanındaki basamağa bakıyorum. 4, 2. O zaman bu daha büyüktür diyorum. İkisi de 3 basamaklı ama bu 9 ile başladığı için daha büyüktür. İkisi de 3 basamaklı ama bu 8 ile başladığı için daha büyüktür. Şimdi ise karşılaştırmalarımızı aralarına sembol kullanarak yapmamız isteniyor çocuklar. Şimdi yapmamız gereken gene aynı. 3 basamaklı, bu da 3 basamaklı. Bu 9 ile başlıyor, bu 7 ile başlıyor. Burada hangisi büyük ya da hangisi küçük şeklinde seçmiyoruz. En baştakine bakıyoruz her zaman. 9, 7'ye göre nedir? Büyüktür. O zaman büyüktür işareti budur çocuklar. Bakın işaretleri tekrar hatırlayalım. Büyüktür, bu da küçüktür ve bu da eşittir. Eşittir'i zaten karıştırmıyoruz ama büyüktür'ün başında B harfine benzeteceğiz. Küçüktür'ün de başına çizgi koyduğumuzda K harfine benzeteceğiz çocuklar. Unutmayın. Şimdi ikisi de üçer basamaklı. Tamam. En başındaki basamaklara bakıyorum. Biri yedi, biri 8. Şimdi sorumu en baştakine soruyorum. 7 daha küçüktür değil mi? O zaman küçüktür işareti budur çocuklar. Küçüktür de sivri taraf en başa bakıyor. Büyüktür de ise ağzı açık olan kısım bu tarafa bakıyor. Evet bakıyorum 3 basamaklı bu da 3 basamaklı ama bu 6 ile başlıyor. Dolayısıyla en baştaki daha büyüktür. Buna büyüktür işaretini koyuyorum. Şimdi ikisi de 3 basamaklı ve en baştaki 8 ile bu da 7 ile başlıyor. Ve baştakine soruyorum. 8 daha büyüktür. Evet. Şimdi sayıların aynı olduğunu görüyorsak buna direkt eşittir dememiz lazım çocuklar. Bakın aynı sayılar. Bu ise 3 basamaklı, bu 2 basamaklı. Direkt 3 daha büyüktür diyorum ve hemen buna büyüktür işareti koyuyorum. Sayılara baktığımızda ikisi de 3 basamaklı, 9 başlamış, 0 devam etmiş. İkisi de halen eşit. Ama burada 5 ile başlamış, bu 6 ile başlamış. En baştakine soruyorum. 5 daha küçüktür. 5 ile başlamış, bu da 6 ile başlamış. Dolayısıyla 5 daha küçüktür. İkisi de 3 basamaklı olduğu için bunu söylemedim. Evet, 3'er basamaklı ikisi de. Bu 9 ile başlamış, bu da. Bu 8 ile başlamış, bu 0 ile. O zaman 8'e soruyorum, daha büyüktür. Her zaman en baştakine soruyoruz. Bu 3 basamaklı, bu da 3 basamaklı. Bu 7 ile başlamış, bu 6 ile. Evet, farklı durumu yakaladığımız an soruyoruz. Ve diyoruz ki 7 daha büyüktür. Bakın bu 3 basamaklı, bu da 2 basamaklı. Farklı durumu yakaladım. O zaman daha başka soru sormuyorum ve diyorum ki 3 daha büyüktür. Şimdi bu 3, bu da 3 basamaklı. Bu 4 ile başlamış, bu da 4 ile başlamış. Hemen yanındakine bakıyorum. Bu 4, bu da 0. O zaman en baştakine soruyorum. 444 daha büyüktür. 3'er basamaklı 6 ile başlamış, bu da 6 ile başlamış, bu 0 devam etmiş, bu 6 ile devam etmiş. Farklılık var ve diyorum ki 0 daha küçüktür. Evet, 3'er basamaklı ve bu 2 ile başlamış, bu 4 ile başlamış. Dolayısıyla bu 2 ile başlayan daha küçüktür. Şimdi ise çocuklar sayı blokları ile modellenen sayıları bulup karşılaştıralım. Aralarına sembol kullanıyoruz. Ama modelleri her zaman sayıya çevirin dedim çocuklar. Bakın 1 2 3 4 tane yüzlük var. Hemen yüzler basamağına 4 yazıyorum. 1 2 3 4 5 tane onluk var. Onlar basamağına 5 yazıyorum ve 4 tane birliğim var. Evet, sayımız 454. Buna baktığımızda ise çocuklar 1 2 3 tane yüzlüğümüz varmış. 1 2 3 4 5 6 tane onluğumuz varmış ve 3 tane birliğimiz varmış. Şimdi bu sayıları karşılaştırırken ilk olarak bu üç basamaklı, bu da üç basamaklı diyorum. Burada farklılık yok bu 4 ile başlamış bu ise 3 ile başlamış dolayısıyla en baştakine soruyorum 4 daha büyüktür çocuklar sayımızı hemen bulalım 2 yüzlük var 4 tane onluk var 5 tane birlik var burada ise 1 2 3 4 5 6 tane yüzlük var 2 tane onluk var ve 8 tane birlik var bu sayıları karşılaştırırken ilk olarak 3 basamaklı, bu da 3 basamaklı. Bu 2 ile başlamış ama bu 6 ile başlamış. Ve baştakine soruyorum 2, 6'ya göre daha küçüktür çocuklar. Şimdi ise çocuklar birden fazla sayımız var. Ve verilen bu doğal sayıları aralarında sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Yani sembolümüz her zaman şu büyük işareti olacaktır ve en büyük olanı bulacağım. Şimdi ilk olarak basamak sayılarına bakıyorum. Bu 2, bu 2 basamak, bu 3 bu da 3 basamak. O zaman en büyük olanlar kesinlikle şu 3 basamaklılardan biri. 6 ile başlıyor, bu da 6 ile başlıyor. Bu 1 ile devam ediyor, bu da 1 ile devam ediyor. Sonra 4 geliyor, burada 0 geliyor. Dolayısıyla 4'ün daha büyük olduğunu biliyorum. 614 yazıyorum. Sonra büyüktür işareti yapıyorum. Şimdi devam ediyorum tekrar. İkisi iki basamaklı. Geriye bu üç basamaklı kaldı. O zaman direkt bu iki basamaklara bakmadan hemen 610'u yazıyorum. Bunu da yaptık. Yaptıklarımızı üstüne çizgi çizebilirsiniz. Yine büyüktür diyoruz. Geriye iki sayımız kaldı. İkisi de iki basamaklı olduğu için şimdi bu 9 ile başlıyor, bu 7 ile başlıyor. O zaman 9 daha büyüktür diyorum. Yani 9 ile başlayan 91 daha büyük ve geriye 71 kaldı. Sıralamamız bu şekilde olacak çocuklar. İlk olarak basamak sayılarına bakıyorum. 3, 3, 3, 2. Bunu en sona yazacağım. 3 basamaklara bakıyorum. 6 ile başlamış 5, 5. 6 ile başlayan daha büyüktür. Bunu yaptık büyüktür dedim. Şimdi geriye 3 basamaklı 2 sayım kaldı. 5 ile başlamış, bu da 5 ile başlamış. Bu 1 ile başlamış, bu 6 ile başlamış. O zaman 6 ile başlayan daha büyüktür diyorum. Eliyorum. Geriye bir 3 basamaklı, bir 2 basamaklı olan kaldı. E tabii ki büyüktür. Hangisi? 518 yani 3 basamaklı olan daha büyüktür. Geriye 2 basamaklı olan kaldı. 79. Böyle birden fazla sayı verip sıralamamızı istediğinde yapmamız gereken ilk olarak kaç basamaklı olduklarına bakmak. 3 3 3 3. Evet hepsi 3 basamaklı. Buradan eşitliği bozamıyorum. O zaman devam ediyorum. En büyük basamaklarına bakıyorum. 3 var, 4 var. 4 var, 3 var. Şimdi 4'ler daha büyüktür ama hangi 4 daha büyük onu bulmaya çalışacağım. Dörtle başlamış bu da dörtle. Bu sıfırla bu ile devam etmiş. Dolayısıyla 426 daha büyüktür. Geriye 403 kaldı. 403'ü de yazıyorum. Araya büyüktür sembolünü yazmayı unutmuyorum. Şimdi geriye 3'ler kaldı. Üçlere bakıyorum. Bu üçle başlamış bu da üçle. Bu dörtle devam etmiş bu da dokuza devam etmiş. Dolayısıyla büyüktür işaretimi koymayı unutmuyorum. 9 ile devam edeni buraya yazıyorum ve son olarak 340'ı da yanına ekliyorum. Burada ise çocuklar verilen boşluklara gelebilecek doğal sayıların bir tanesini yazın. Birden fazla olabilir ama biz sadece bir tanesini yazacağız. Şimdi dikkat etmenizi istediğim nokta şudur çocuklar. Şimdi size bir örnekle bunu açıklamak istiyorum çocuklar. Onur öğretmenle ikinci sınıf öğrencisi Ali diye bir öğrencimiz olsun. Şimdi bunların yaşlarını karşılaştıracağız tamam mı? Onur öğretmeni başa yazdığım zaman diyorum ki Onur öğretmen büyüktür. Kimlerden büyüktür? Kendisinden daha küçük olanlardan. Değil mi çocuklar? Dolayısıyla buraya küçük bir sayı yazacağım. Buradaki büyük ifadesi kafanızı karıştırmasın. Bu baştakinin büyük olduğunu gösteriyor ama bizim yazacağımız sayı daha küçük olmalı ki bu sayı büyük olsun. Ya da Ali büyüktür. Ali kimden büyük olabilir? kendisinden daha küçük olanlardan büyük olabilir. Ya da Ali küçüktür. Ali kimden küçük olabilir? Kendisinden büyük olanlardan. Yani buraya yazacağım kısım büyük olacak. Ya da Ali büyüktür dediğimizde kimden büyüktür? Daha küçük kişilerden, değil mi? Şimdi aynı mantıkla devam edelim. 643 büyüktür. Kimden büyüktür 643? Kendisinden daha küçük olanlardan küçük bir sayı yazacağım. Ama dikkat edin bu sayı büyüktür 600'den. 600'den de büyük olması lazım. Yani ikisinin arasında olması lazım çocuklar. Buna dikkat ediyoruz. 643'ten küçük bir sayı yazacağım ama 600'den de büyük olsun istiyorum. 605 İş diyebiliriz mesela. Bakın 534 küçüktür kimden? Daha büyük bir sayıdan küçük olması lazım değil mi? 534'ten büyük bir sayı yazacağım. Ama dikkat et bu sayı da küçüktür diyor 550'den. Yani 550'den de küçük bir sayı olması lazım. O zaman 534'ten büyük bakın 566 yazarsam bakın 566 buraya uyuyor. 534 küçüktür 566'dan doğru ama 566 küçük değildir 550'den değil mi çocuklar? Dolayısıyla 534'ten büyük yazacağım ama gözüm bir yandan da 550'den küçük bir sayı olmasına bakıyor. Dolayısıyla 542 yazabilirim mesela. Bakın 771 sayısı küçüktür demiş. Kimden küçük olabilir? Daha büyük bir sayıdan. Ama dikkat edin 800'den de küçük olması lazımmış. Bakın bu küçüktür ifadesi. Demek ki 800 ile 771 arasında bir sayı yazacağım. 771'den büyük olması lazım. Kaç olacak mesela? 799 yazabilirim mesela. Bakın 800'den de küçük bir sayı. 900 büyüktür demiş. Kimden büyük olabilir? Daha küçük sayılardan. 900'den küçük bir sayı yazacağım. Ama dikkat edin bu sayı büyüktür diyor. Kimden? 810'dan. 810'dan da büyük olması lazım. Evet 810'dan büyük ne yazabilirim? 850 yazabilirim. 900'ü geçemez. Çünkü bakın 900'den küçük bir sayı yazdım. Çünkü 900 büyüktür. 850'den. Bakın 561 büyüktür diyor kimden? Daha küçük bir sayıdan. Ama dikkat edin. Bu küçük sayı da diyor ki büyüktür hangisinden? 61'den. 61'den büyük bir sayı yazmam lazım ama 561'den de küçük olsun istiyorum. 440 yazabilirim. Burada ise çocuklar istenen doğal sayıları bulunuz diyor. İki basamaklı olacak. Evet. En büyük doğal sayı Rakamlarımız içinden en büyük olanı 9'du. Burada da en büyük olan 9'du. Demek ki 99'muş bu sayımız. 3 basamaklı olacak. Tamam. En büyük doğal sayı. 9 yazabilirim. 9 yazabilirim. 9 yazabilirim. Evet. Dikkat edin çocuklar. Rakamları farklı demiyor. Dolayısıyla hep 9 yazabilirim. 999. Şimdi ise 3 basamaklı en küçük doğal sayı yazıyorum. 3 basamak dediği için 3 çizgi çizdim. Şimdi en küçük. Rakamların içinden en küçük olan 0. Sıfır. Ama 0'ı başa getiremem çocuklar. Getirirsem eğer getirelim bir tane. Diyelim 0, 10 yazdık. Bu sayı 2 basamaklı olur. 3 basamaklı olmaz. Dolayısıyla 3 basamaklı dediği zaman en başa hiçbir zaman 0 gelmez. Ondan sonraki en küçük sayımız 1'dir. Şimdi artık buralara 0 gelebilir çocuklar. Dolayısıyla en küçük dediği için 0 yazıyorum. Rakamları farklı demediği için tekrar 0 yazıyorum. Demek ki sayımız 100'müş. 3 basamaklı en küçük doğal sayı 100'dür. Ama dikkat edin çocuklar. 3 basamaklı tamam. Rakamları farklı olacak diyor. Aynı rakamı kullanamazsın. En büyük doğal sayı kaçtır? Rakamlarımızın içinden en büyük olanı 9'u kullandık. En büyük basamağa en büyük rakamı yazıyoruz çocuklar. En büyük sayıyı sorduğu için çocuklar en büyük basamaktan başlıyoruz ve en büyük rakamı yazıyoruz. En büyük rakamımız 9'dur. Sonra ise artık 9'u kullanamayacağım. Sonraki en büyük rakam 8'dir. Sonra 9 ile 8'i de kullanamayacağım ve en büyük rakam artık 7 kaldı. İşte 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı 987'dir. Bu da son etkinliğimiz olsun çocuklar. 3 basamaklı, rakamları farklı. Tamam, 3 basamak yazdım. Rakamları da farklı olacak. Hiç aynı olmayacak. Bakın rakamlarımız neydi bizim? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi rakamları farklı olacak ve en küçük olanı soruyor. Şimdi ben buraya en küçük 0 yazamam. Geriye en küçük sayımız 1'dir çocuklar. Tamam, 1'i kullandım. Artık kullanamam. Şimdi en küçük hangisini yazabilirim? Artık buraya 0 yazabilirim. Tamam. Bakın üstünü çiziyorum çünkü rakamları farklı diyor. Bunları bir daha kullanamam. Ve şimdi geriye 2 kaldı. Evet sayımız 102'ymiş çocuklar. Şimdi ise bize rakamları kendisi vermiş. 2, 5 ve 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılan 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi 3 basamaklı dediği için 3 çizgimi çiziyorum. Bu rakamların içinden en büyük olanı 8. Ve rakamları ve birer kez kullanılacak dediği için bunun üstünü çiziyorum. Daha kullanamam. Şimdi en büyük dediği için 5 yazıyorum. Ve geriye 2 kaldı çocuklar. 852 imiş. Evet burada ise 7, 9, 0 rakamları birer kez kullanarak yazılan 3 basamaklı en küçük doğal sayı. Yani 3 basamak olacak ve en küçük olacak. Sadece birer kez kullanacağım bir de. En küçük 0 var ama başa 0 yazamazdım. Sonraki en küçük 7. Bunu kullandım. Şimdi artık buralara 0 yazabilirim. 0'ı yazıyorum buraya. Ve geriye 9 kaldı çocuklar. Sayımız 709'muş. Evet çocuklar bu dersimizde sizlerle doğal sayılarda büyüklük küçüklük ilişkisiyle ilgili etkinlikler yaptık. Bu konuyu anlamaya çalıştık. Elinizdeki kaynaklarla bu konuyu daha da pekiştirebilirsiniz. Ve bu dersimizde kullandığımız materyaller için de Arı Yayınları ailesine teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Sevgiyle kalın. thank you